Fonksiyonun tepe noktası doğrusu üzerinde demiş. Tepe noktasının koordinatlarını bulacağız arkadaşlar. Birincisi R eşittir. 2M bölü 2'den M olacak. Tabii ki FM'yi bulacağız sonra da. M kare eksi 2M kare artı M. Böylece bu da eksi M kare artı M olacak. Analitik geometri var sonuçta burada hafifçe. Yani bir nokta M eksi M kare artı M'den oluşuyor. Bu nokta arkadaşlar doğrunun üstünde olduğuna göre denklemi sağlar. Haliyle artık y gördüğüm yere eksi m kare artı m yazacağım. M kare eksi m olacak önünde eksi olduğu için. Artı 3m eşittir 8. M kare artı 2m eksi 8 eşittir 0. M artı 4 m eksi 2 eşittir 0'dan. M'nin alabileceği değerlerin oranı sorulmuş. Birisi eksi 2, birisi arkadaşlar pardon birisi artı 2, birisi eksi 4. Eksi 1 bölü 2 şıklarda var mı? Yok. Tam tersi o zaman. 4 bölü eksi 2 haliyle eksi 2 olacak B şıkkı. Tepe noktası bilinen bir parabolü nasıl yazıyoruz? Hemen hatırlayalım. A x eksi r'nin karesi artı k şeklinde. Haliyle arkadaşlar fx eşittir. X artı 2 kare eksi 1. Başında bir katsayı A bilmiyoruz. Bu arada A'yı nereden bulacağız? Şimdi bu noktayı kullandık. Üzerindeki diğer noktayı kullanalım. O da eksi 3 sıfır noktası. X yerine eksi 3 yazıyorum. A eksi 3 artı 2 eksi 1 karesi 1. Eksi 1 eşittir arkadaşlar sıfır olacak. Böylece A 1 oldu. Artık parabolün denklemi fx eşittir. X artı 2'nin karesi eksi 1. Açmaya gerek yok. Şıklarda zaten bu haliyle var arkadaşlar. E şıkkı. F küp küp olduğu için negatif pozitif sıkıntımız olmayacak. F küp 0 eşittir. F küp 8 olduğunda haliyle bakın F 0 eşittir. F 8 diyeceğiz. Peki bu ne demek? İki tane noktanın ordinatı aynıysa parabolde bu noktalar simetri eksenine göre simetriktir. Yani aslında arkadaşlar şöyle bir görüntüye sahiptir. Böylece tam ortada simetri ekseni geçer. 0 artı 8 bölü 2'den simetri ekseni x eşittir 4'tür. Bu yüzden R de 4'tür. Tepe noktasının apsisi. Haliyle artık A verirsek buraya A artı 2 bölü 2 arkadaşlar. 4 olacağı için A 6 olur. Köklerden bir tanesi 2 oldu. Diğeri zaten şimdi bulduk 6. Baş katsayı karışmasın B diyeyim bu sefer. Eşittir 1 fx. Burada f3 eşittir eksi 6'yı da yerine koyalım diye vermiş. X yerine 3 koyuyorum. B çarpı 1. 3 eksi 6 eksi 3 eşittir eksi 6'dan B arkadaşlar 2. Bu yüzden artık denklemi bulabiliriz. Bizden F0'ı istiyor. 2 çarpı 0 eksi 2 0 eksi 6 24 oldu D şıkkı. Kesiştiği noktaları bulmak demek aslında arkadaşlar şunu yapmak demek. Bazen hemen y'ler eşitleniyor birbirine ama o şundan dolayı. Şimdi y eşittir 2x eksi 1 ya. Biz burada y gördüğümüz yere 2x eksi 1 yazıyoruz aslında. Hani bodoslama birbirine eşitleme mantığı değil. Birisini diğerinin yerine yazıyorum. Böylece x kare eksi 5x artı 4 eşittir 0 oluyor. Kökleri bulmaya gerek yok. Çünkü kesişim noktalarının toplamı sorulmuş. Bu da kökler toplamından 5 oldu. D şıkkı. ABCO dikdörtgeninin çevresi nedir? AO 3AB diye verilmiş. Hemen orayı halledelim bence. AO 3AB. Aslında bu aynı zamanda bize şunu da söylemiş oluyor. B noktasının koordinatlarını eksi 3A, A şeklinde bir parabol. Bu arada bu parabolün denklemi çok basit arkadaşlar. Çünkü tepe noktası zaten aynı zamanda teğet olduğu yer. Haliyle baş katsayısına A dersek tepe noktasının apsisi eksi 4. X eksi eksi 4'ün karesi artı tepe noktasının ordinatı tabii ki 0. Çünkü x ekseninde bir nokta. Böylece parabol buna eşit arkadaşlar. X'e 0 verdiğimiz zaman y'si 16. A çarpı 16 eşittir 16'dan A 1. Demek ki çok kolay bir denklem. X artı 4'ün karesi eşittir fx'miş. Şimdi artık eksi 3a'ya A bu parabolün üstünde olduğuna göre yerine yazacağız sağlayacak. Eksi 3a artı 4'ün karesi eşittir a diyeceğiz. Şimdi buradan isterseniz değer deneyebilirsiniz. Ama biz normal düzgünce çözelim. Böylece 9a kare artı
eksi 24a artı 16 eksi a eşittir 0. 9a kare eksi 25a artı 16 eşittir 0. Çarpanlarını ayırırsak 9a'ya a, eksi 1'e eksi 16 dediğimizde bakın gördüğünüz gibi 9a eksi 16 çarpı a eksi 1 eşittir 0 oldu. Buradan a 1 mi peki 16 bölü 9 mu? Hangisi olacak arkadaşlar? İstediğiniz hiçbir problem yok. Tepe noktasını etkilemiyor, yanlış bir yer olmuyor ama şıklarda olabilir demiş ve tam sayılı verdiği için a'yı 1 kabul edeceğim. Bir kenarı 3 olacak, bir kenarı 1, çevresi de 8 santim C şıkkı. Parabol kesiti şeklinde bir kap verilmiş arkadaşlar. Bu denklemi bulacağız, sonra B noktasının M apsisini bulacağız. Parabolün denklemine baktığımız zaman a x eksi 1'in karesi artı 0 tepe noktası bilinen bir parabol. Böylece bir de x gördüğüm yere 0 yazarsam 0 eksi 1'in karesi eşittir 1 bölü 2. Bakın y eksenini 1 bölü 2'de kestiği için. Bu yüzden a 1 bölü 2 geldi. Parabol denklemi 1 bölü 2 x eksi 1'in karesi oldu. M'ye 8 noktasından geçiyor demek denklemi sağlar demek. Bu yüzden y'si 8, m'si de arkadaşlar x'i de pardon m olacak. 16 eşittir m eksi 1'in karesi. Burada b bakın pozitif bir değer. Bu yüzden 16'nın karekökü 4. 4 eşittir m eksi 1. M 5 oldu. E şıkkı. Dikdörtgenin alanını bulmak için hemen üstteki parabolden yararlanacağım arkadaşlar. Tepe noktasının apsisi 2, ordinatı 4. Böylece bu kısım 4 olacak. Bu kısım 2 olacak bakın. A noktasından kaynaklı. Haliyle tabii ki dikdörtgen olduğu için B noktasının apsisi de 2. Ve bu dikdörtgenin alanı 14 olması için bir kenarı 2 olduğuna göre diğeri 7 olmalı. Gördüğünüz gibi B noktasının ordinatı da eksi 3 oldu. Tepe noktası 2'ye eksi 3 olan şu parabolde. Tepe noktasının apsisi eksi B bölü A. M bölü 2 eşittir 2. M 4 olmalı. Hemen eksi x kare artı 4x artı n şeklinde yaptık y'yi. İkinci adımda artık tepe noktasının ordinatını bulmak için, pardon n'yi bulmak için tepe noktasının ordinatını da kullanacağım. Eksi 4 artı 8 artı n eşittir eksi 3. N eksi 7 geldi. M'yi zaten demin 4 bulmuştuk. Çarpımları eksi 28 d şıkkı. Bu soru bizi biraz uğraştıracak. Onu kabul etmek gerekiyor. Çünkü sayılar, harfler var bakın. Şimdi eksi parantezini alalım bir kere. Burada çarpanları ayırmayı kolay yapmak adına. X kare artı 2A artı 1, 2A artı 2X artı 2A artı 1 olacak. Parabolün denklemi. Bunu bakın çarpanlarını ayırırsak 2A artı 1 çarpı 1 yapıyor. Toplamları da gerçekten 2A artı 2. O zaman X artı 2A artı 1 çarpı X artı 1. Bir de en başta eksi var. İşte parabolün denklemi bu. Haliyle arkadaşlar köklerden biri eksi 2a eksi 1, diğeri de eksi 1'dir. Şurası bakın eksi 2a eksi 1, burası da eksi 1 olacak. Tepe noktasının apsisi bunların toplamının yarısı yani eksi a eksi 1. Ordinatını bulalım şimdi tepe noktasının. Hemen ona bakalım. Yerine yazacağım. Dikkatli izleyin. Eksi eksi a eksi 1'in karesi. Eksi 2a artı 2 çarpı eksi a eksi 1. Eksi 2a eksi 1. Şimdi bu eksi a eksi 1 dediğimiz şey aslında a artı 1'in karesidir. Eksi parantezinde a artı 1'in karesi. Yine şuradaki eksi a eksi 1 ile buradaki eksiyi çarparsak a artı 1 olur. 2 tane a artı 1'in karesi oldu. Çünkü 2 parantezini alırsak a artı 1 bakın 2 artı 2. Haliyle burada artık artı yapalım burayı. Eksi eksiden dolayı. 2a artı 1'in karesi eksi artı 1'in karesi. Bir tane a artı 1'in karesi kaldı. Eksi 2a eksi 1 açtığımız zaman 2a'lar birbirini götürür. 1'ler birbirini götürür. Tepe noktasının ordinatı a kare geldi. Bu aynı zamanda üçgenin yüksekliği arkadaşlar. A kare. 2a yazdık yanlışlıkla. O 2a'da neresi? Şu iki nokta arasındaki uzaklık. O da arkadaşlar hemen 2a geliyor. Çünkü eksi 1'den eksi 2a eksi 1'i çıkarırsak 1'ler gider 2a kalır. Demek ki üçgenin taban uzunluğu da 2a'ymış. Alan 2a çarpı a kare bölü 2'den 27'ye eşit. Bunlar gitti.
A küp 27 oldu, A 3 oldu. Uzunluk zaten taban uzunluğu 6 çünkü 2A demiştik. C şıkkı oldu. Bu tahta parçasını başlangıçta uzun bir parça olarak düşünün, böyle 60 santim arkadaşlar. Bunlardan işte bakın 3 tanesi kısa olan şu şekilde, 2 tanesi de uzun olan. Haliyle bu kısa olanların uzunlukları x santim. X, x, x şeklinde. Diğerleri o zaman 30 eksi 3x bölü 2 ve 30 eksi 3x bölü 2 olur. Toplamda gördüğünüz gibi böylece parçanın uzunluğu 60 santim yapıyor. 60 eksi 3x'i burada 2'ye böldüm. Kafanız karışmasın hemen, tamam mı? Haliyle arkadaşlar bu dikdörtgenler prizmasının bir kenarı 30 eksi 3x bölü 2, bir kenarı x, bir kenarı 12 olur. Hacmin en büyük olması diyor. O zaman hacim denklemi kenarların çarpımıdır. Farklı ayrıtların çarpımıdır bu işte. Bu arkadaşlar h diyelim, hx olsun. Şimdi hx deyince de hh gibi oluyor. Şu v diyeyim, vx olsun. Şimdi dağıtalım arkadaşlar. 30 çarpı 12 çarpı x. Eksi 3x bölü 2 çarpı x'ten x kare, bir de 12 ile çarpacağız. Böylece 360x eksi 12 bölü 2 6, 18 x kare oldu vx. Bunun en büyük olması için bir parabol denklemi. Şöyle düşünün hatta, bakın bir parabolün tepe noktasının ordinatı en büyük değeridir. Bundan dolayı r diyorum. Bakalım 360 bölü eksi 18 çarpı eksi 2'den 36, r'nin 10 olması gerekiyormuş. Bu aynı zamanda r dediğimiz zaten x değeridir arkadaşlar, b şıkkı. Evet, bu aslında çaktırmadan bir öteleme sorusu. Şu an bunlar alt alta iki tane düzlem. X ekseni, y ekseni. Şöyle bir şey yapsak, yani bunu al, pardon, şununla alacaktım. Evet. Şöyle alsam arkadaşlar, bu üst üste direkt x ekseni ve y ekseni gelir. Tamam mı? Görüntü olarak da şöyle bir şey olur. İlk etapta normal bu kendi halinde, bakın. Bunun yine y ekseni aynı, x ekseni aynı. Ama bize demiş ki eksi 1'e 0 noktasıyla 2'ye 1 noktası çakışacak. Hangisine gönderdiğiniz önemli değil. Ben bunu tercih ettim. Alttaki pembe grafiğin eksi 1'e 0 noktasını şimdi üstteki grafiğin 2'ye 1 noktasına denk getireceğim. Peki nasıl olacak bu? Eksi 1'e 0 noktası normalde burada değil mi? 2'ye 1 noktasına gelmesi için ne olması lazım? 3 birim sağa gelmesi lazım. 1 birim de yukarı gitmesi lazım. Bu ne demektir? Bunun üzerindeki parabolün de her bir noktasının 3 birim sağa, 2 birim yukarı gitmesi demek. Ekseni çünkü kaydırıyoruz olduğu gibi. Yani şöyle bir şey oluyor bakın arkadaşlar. Yeni durumda x eksenindeki o eksi 1 noktası böyle, yine y ekseni böyle, bu şekilde yukarı kayıyor. Bundan dolayı bunun her noktası 3'e 1 kayacak ve bunun tepe noktasının apsisi şöyle x eksi 2'nin karesi artı 2 dersek R2, K da 2 arkadaşlar. K, R2, K2 olduğuna göre 3 birim sağa gönder 5. 1 birim yukarı gönder 3. Artık yeni tepe noktasına T2 diyelim. Zaten kırmızının tepe noktası arkadaşlar x kare eksi 4x'ten T1 2'ye kaç yapar? Eksi 4 yapar arkadaşlar. Onu nasıl anladın? İster noktayı yerine yaz, tepe noktasını bulup, istersen de tam kareye dönüştürüp x eksi 2'nin karesi eksi 4 de. Bazen ben ax eksi r'nin karesi artı k formatında da yapıyorum. Haliyle arkadaşlar bunların aralarındaki uzaklık x2 eksi x1'in karesi 3'ün karesi. y2 eksi y1'in karesi 7'nin karesi. Bir de bunun en son karekökünü alıyorduk, hatırlayın. 49 9 daha 58 kök 58 oldu, d şıkkı.